Remember the words you told me, love me to the day I die. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn. Pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. The young blood, so you want me, so you want me. And like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. Yüzümün solgunluğunu görüyor musunuz? Herkese yeni bir günden selamlar. Artık günaydın diyemeyeceğim çünkü saat 1:30 oldu. Bugün günlük vlog çekiyorum. Aslında bir ara şöyle bir yarım saat önce falan acaba vlog çekmesem mi diye kendimi kandırmaya çalıştım. Biraz moralim bozuldu. Ama sonra dedim ki Gizem kendine söz verdin. Bugün vlog çekeceksin diye planlamıştın. O yüzden hem planına uy hem de kendine verdiğin sözü tut dedim ve şu an kameranın karşısına geçtim. Öncelikle neler oluyor ondan bahsedeyim size. Az önce staj raporumu tamamladım. Bundan bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bir tane staj raporu hazırlamam gerekiyordu. Ben de onu son güne bıraktım tabii ki. Diğer işlerimi halletmem gerektiği için bu sona kaldı aslında. Saat 10'dan beri yaklaşık 3-4 saattir staj raporuyla uğraşıyorum. O yüzden de biraz canım sıkıldı. Çünkü sandığım kadar kolay değilmiş. Üstüne birkaç yanlışlık yaptım. Raporu yanlış yapmak diye bir şey yok. Sonuçta kendi gözlemlerini aktarıyorsun. Ama biraz fazla mı genellemişim diye düşündük. Hani bir arkadaşımla kıyasladım. Biraz canım sıkıldı. Çok uğraştım ve yanlış olmasını istemiyorum. Sadece birkaç tane ekleme yapacağım. En son içtiğim kahveden beri üstüne hiçbir şey ne yedim ne içtim. O yüzden de enerjim biraz düştü. Kamerayı açınca birazcık kendime geldim diyebiliriz ama hemen bir kahvaltı yapmak istiyorum. Çünkü saat 1:30. 1:30. 8:30'dan beri ayaktayım ve açlıktan öleceğim yani. Şey derler ya, midem sırtıma yapıştı mıydı? Gerçekten şu an o durum. Çok açım şu an. Ondan sonra raporu bir kontrol ederiz. Şimdi birazcık kendime zaman ayırmak istiyorum. Ne yesem acaba? Yumurta mı yesem, yulaf mı yapsam, böyle fıstık ezmeli, meyveli. Yoksa yumurta mı? Çok aradayım şu an. Bir dakika, onu bir düşünüp geliyorum. Biraz kafalar karışık. Hem yumurta yemek istiyorum hem yulaf yemek istiyorum. Acaba ikisini de yapsam çok mu açgözlü davranmış olurum? Daha dün omlet yedim. O yüzden yumurta yiyeceksem haşlama yapayım. Yanında sosis vardı. Sosis kızartayım. Çok azıcık da yulaf yaparım. Böyle gerçekten çok az. Bence iyi fikir. Yiyemem ama ya. Hepsini yiyemem. Yulaftan vazgeçtim. Yulafı yaparsam çok fazla olacak. O yüzden sadece yumurta haşlayıp sosis kızartacağım. Yanında avokado ekmek, bu kadar.
İşte geldim. Sizinle birlikte ajandamı dolduralım istiyorum. Güzel bir kahvaltı yaptım böyle uzun uzun tabii ki. Bugün günlerden cuma, ne yazmışım? Staj raporunun teslim deadline'ı. Vlog yazmışım. İki başlık yazmışım. İkisini de gerçekleştiriyorum bugün. Bu da bir şey. Şimdi bugün buraya evle ilgili yapılacak şeyleri yazabilirim. Birincisi bir çamaşır atmam lazım. İkincisi market alışverişine ihtiyacım var mı? Onu kontrol etmek için buraya market alışverişi yazıyorum ki aklıma gelsin. Ajandayı nasıl tutuyorsun? Hangi ajandayı kullanıyorsun gibi sorular da çok geliyor. Ben Fabux'un süresiz ajandasını kullanıyorum. Yıllardır ajanda kullanan bir insanım ve analog olarak not tutmayı seviyorum. Ve yapmam gereken bütün işleri toplu bir şekilde gördüğüm zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Yani çok fazla yapmam gereken iş olduğu zaman hepsine yetişmek zor oluyor. Neyi ne gün yapman gerektiğini ya da hangi sırayla yapman gerektiğini görmek de güzel oluyor. Mesela size biraz göstereyim. Burada benim aylık çizelgem var. Bu aylık çizelgeyi ben birkaç adıma ayırdım. Sınavlar, ödevler ve bazı teslimler, raporlar vesaire. Önemli günler ve YouTube, Instagram gibi yapılacak işlerimi böyle yazıp farklı farklı renklerle boyadım farkındaysanız. Bunları bir ay üstünde not aldığım zaman hepsi bir arada görününce karışık oluyor. Ama ben buradaki kategorize ettiğim renklere göre boyarsam o adımları, o zaman daha rahat oluyor. Mesela burada ayın birinde Fransızca midterm ve ev turu blog diyor. Bu şekilde not alıyorum ve sonra haftalık çizelgelere de, yani haftalık bölümlere de daha ayrıntılı notlar alıyorum. Ders çalışmak için, işlerinizi sıraya koymak için, unutmamanız gereken bazı şeyler vardır. Rapor teslimleri vesaire, benim gibi ödev teslimleriniz falan varsa onları not aldığınız zaman hayatınızın kolaylaştığını göreceksiniz. Gerçekten ajanda kullanmak rahatlıktır. Öyle söyleyeyim size. Şimdi çamaşır atalım. Ondan sonra ben yine biraz boş yapacağım. Sonra size bu son günlerde arda arda indirimler oluyor. Mesela Kasım'da 11.11 indirimi oldu. Black Friday indirimi oldu. Oradan aldıklarımı göstereceğim size. Çünkü toplu bir alışveriş yaptım. Böyle Kasım alışverişi gibi bir şey. Aldığım kitaplar var, kıyafetler var. Moka potum var, sabah kahvemi demlediğim. Vesaire, yani böyle farklı farklı çeşitli şeyler var. Onları size göstermek istiyorum. Çamaşırı atalım artık. Bakar mısınız çamaşırların çokluğuna? İşi açayım da. Of, bir sürü var, bir sürü. Evet. Vallahi çok iyi oldu. Ama şu an çamaşır makinesinin sesinden birbirimizi duyamayacağız. Bir saniye, birbirimizi dedim ya. Birbirimizi dedim resmen, farkında mısınız? Anneannem arıyor bir saniye. Alo, anneanneciğim. Güzel güneşli bugün. Ecem anneannemle konuşurken size update geçeyim diyecektim de update geçecek bir şey yok. Kafa kalmadı ya. Ne yapsam ki ya? YouTube'dan bir şeyler izleyeyim. Ve bence ben staj raporuma ellemeyeyim. Yani bence oldu. Kötü olmadı. Acaba dedim eklenmesi gereken bir şeyler mi var? Daha fazla bir şey de eklemek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Herkese yeni bir günden selamlar. Fark etmiş olduğunuz üzere, yani fark etmişsinizdir herhalde, ertesi bir günden size sesleniyorum. Neden böyle oldu? Aslında Instagram'da biraz bahsettim. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Dün bir anda üstüme bir bitkinlik çöktü. Koltuktan kalkamadım ve video çekecek enerjiyi bulamadım kendimde. O yüzden ben de dedim ki neyse, en iyisi yarına bırakayım. Hem böyle bütün günü baştan çekmiş olurum. Çünkü dün de bayağı bir günü yemiş bulunduk. Raporu hazırlayacağım derken bayağı bir geçmişti çünkü. Ben de dedim ki ertesi günden devam ederim. Şimdi size Kasım ayında yaptığım toplu alışverişten bahsedeceğim. Yani Kasım ayında aldığım eşyalardan bahsedeceğim. Eşya diyorum çünkü sadece kıyafetle sınırlı bir alışveriş değil. Bu kadar. Daha ne söylemem gerekiyor bilemedim. Saat 12.30. Ben çoktan... Telefonu buraya koymayayım, çok dikkatli atınca. Çoktan kalktım, kahvaltımı yaptım, birkaç bölüm Friends izledim. Tam yatış modundaydım ki dedim Gizem en iyisi kalk böyle birazcık süslen, video çek. Birazcık daha kendime bakınca daha çok video çekesim geliyor. Bir hazırlanma süreci yaşıyorsunuz ya. Zaten şimdi de karantinadayız, bugün cumartesi. Karantina hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam, lafı çok uzattım. Hemen aldıklarıma geçiyoruz. Önce kıyafetlerle başlayayım diyorum. Bir saniye.
şarjım bitiyor. Bunu şarja takmam lazım şu an. Kamerayı biraz şarj ettikten sonra geri geldim. Umarım videonun ortasında tekrar şarjım bitmez. Herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. En son kıyafetlerimi göstereyim önce diyordum. Burada genel olarak kıyafetim yok ve indirimde görünce dayanamadığım da birkaç parça var, yok değil. Bu sene biliyorsunuzdur süveter modası. Süveter mi onun adı? Süveter ve hırkayı karıştırıyorum galiba. Süveterler çok moda oldu biliyorsunuz. Böyle gömleğin üstüne giyiliyor ya da tek başına da giyilebiliyor. Böyle direkt süveter gömleği birleştirmişler. Yani nasıl diyeyim size? Sanki gömleğin üstünde süveter varmış gibi duran bir gömlek modeli aldım. Böyle beyaz olduğu için biraz parlıyor. Kolları balon. O kadar güzel ki. Bu arada bunların üstümde duruşuyla çekindiğim fotoğraflar varsa onları buraya da buraya böyle görsel olarak bırakayım. Gerçekten bunun duruşu çok güzel. Hepsini Trendyol'dan aldım bu arada. Online olarak alışveriş yapmaya başladığımız için bu aralar doğal olarak. Hani bilmiyorum şu an indirimi devam ediyor mudur ama bir bakın eğer beğenirseniz. Bunlarla Reels da çektim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada çoktan paylaştım hemen. Kullanıcı adımı buraya, linkini de aşağıya bırakıyorum. Yine ona benzer bir diğer gömlek de bu. O beyazdı, bu da kahverengisi. Şu desen benim çok hoşuma gidiyor. Bunun adı ne? Bunun bir adı var. Pötikare diyesim geliyor ama pötikare tam olarak bu değil. Neyse siz anladınız işte. Böyle bebe yakası olan. Bu arada bu bebe yakalar da aşırı moda bu sene. Kolu biraz daha böyle balon kol olan. Çok tatlı, hem tight'la giyilebilecek hem pantolonla giyip şıklaştırabileceğiniz bir gömlek. Çok beğendim. Bu ikisini de gerçekten çok beğendim. Onun dışında kazak aldım. Boğazlı kazak. Benim kışları asla hayır diyemeyeceğim kazak türleri varsa o da boğazlı kazaklar. Eski vloglarından hatırlıyorsunuzdur. Böyle kocaman kocaman burası böyle kalın boğazlı kazaklarım vardı. Onların hepsini yurtta bıraktım doğal olarak. İstanbul'a getirmek istemedim çünkü hem çok fazla dışarı çıkmayacağımı biliyordum. Hem de buranın Ankara kadar soğuk olmayacağını tahmin ediyordum. İyi ki de bırakmışım yani, giyemezmişim getirsem. Bunları ben kısıtlamalar gelmeden önce almıştım. O yüzden şu an kıyafete yatırım yapmak çok mantıklı değil. Ben de öyle düşünüyorum. Eğer öyle düşünüyorsanız bence de haklısınız. Bu bayağı uygun fiyataydı. 30 lira gibi bir şey. 33 liraya aldım. Lila renkte bir boğazlı kazak. İnce bu arada öyle. Çok kalın değil. Tam böyle blazer ceketlerin içine giymeli. Şu etekle devam edeyim. Mini. Biraz kırışmış ama. Gri bir etek aldım. Böyle güzel bir kemeri var. Bu kemerle daha da şık hale geliyor. Normalde ben etek insanı değilim. Pek fazla giymiyorum. Hem rahat edemiyorum hem de bence kombinlemesi de zor. Kullanması da zor. Yani hadi yazın neyse ama kışları üşümekten çok korkan bir insanım ben. Çok da üşümem aslında ama bunu görünce dayanamadım. Uygun fiyatlıydı. Yine tam böyle baharlık bir etek. İki tane kazak aldım. Bir tanesi böyle mavi. Yine o deminki gömleğin üstündeki desenden. Kolları şu şekilde. Biraz vintage tarzdaki kazaklara benziyor. O tarz bir kazak. Böyle kolumun bol olmasını seviyorum demek ki. Hepsini öyle almışım. Bir de yıllardır favoriler listemde olan, yıllardır diyerek abartmıyorum. Gerçekten 2 yıldır favoriler listemde olan kahverengi klasik bir kazak aldım. Çünkü bunlar da çok güzel. Hani nasıl diyeyim size? Her zaman giyilebilecek tarzda kazaklar. Ben bunu trench coat'la giydim. Öyle güzel oldu ki inanamazsın. Gerçekten çok güzel oldu. Söylemeden edemeyeceğim. Yakası da çok güzel bunun. Ben V yakaları da pek sevmiyorum galiba. Böyle yuvarlak yakalar daha çok hoşuma gidiyor. Bu da yine Instagram'da bahsettiğim ve sizin çoğunluk, yani çoğunluk değil gerçi, 51'e 49 gibi bir anket sonucu çıkmıştı. Instagram'da size sorduğum şu pantolon. Böyle boss ball, kışlık, kalın kumaş, gri bir pantolon. Gerçekten kumaşı çok güzel. Bunu ben giyerim. İade etmedim çünkü sonradan çok içime sindi. Beli tam oturuyor. Yani böyle çok az bir bolluk oluşuyor ama o da normal. Tokalı bir kemeri olan pantolon. Boss ball geliyor paçası ve bana bayağı bir uzun oluyor. Bunu yaptırmam lazım. Yaptırdıktan sonra benim o siyah postallarım var ya, böyle altı kalın topuklu. Onlarla giyeceğim ve gerçekten diyeceksiniz ki Gizem iyi ki bunu iade etmemişsiniz. Etmemişsin. Instagram'dan gelenler, size söylüyorum. Kıyafetler bu kadardı. Ne kadar hızlı anlattım diyecektim ki 6 dakika olmuş. Tabii editleyince 4'e falan düşer belki ama. Bir diğer bahsedeceğim ve her zaman alınabilecek eşyalardan. Eşya demem doğru mu? Bence getireyim siz görün. Tada! Ecem'le birlikte kendimize bir sürü kitap aldık. Bunlar da yine Kasım'da gerçekten güzel bir indirime girdi. Normalde küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seven bir insan olmuşumdur. Ama üniversite hayatına başladıktan sonra o yoğun temponun içinde kitap okumaya çok fazla vakit ayıramaz olmuştum. Sonra dedim ki kendime, Gizem artık
Biraz kendine çek düzen ver. Bu arada bunu geçen sene Mayıs ayından beri yapmaya çalışıyorum. Kitap okuma alışkanlığımı tekrar geri kazanmak istiyorum. Vakit buldukça okumaya çalışıyorum. Bu arada bir dakika, kitaplardan birini unutmuşum. Uğultulu Tepeler benim Instagram'da sürekli paylaştığım kitap. Bana yazıklar olsun. O kitabı bir türlü bitiremedim. Kasım ayı boyunca, yani bir aydır okuyorum ve kitabı bitiremedim. Yoğun bir aydı benim için. O yüzden kendimi de çok suçlayamayacağım. Ama bu kitapları gerçekten okumayı çok istiyorum. Klasiklerden aldım. İlber Ortaylı'nın bu Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Okunması gereken kitaplar listesinde mutlaka oluyor bu kitap. Sineklerin Tanrısı, Mutlu Prens, Oscar Wilde. Küçük Kadınlar. Bu kitabı gerçekten yıllardır okumak istiyorum ama daha yeni alabildim. Rezillik. Dorian Gray'in Portresi. Oscar Wilde'ın yine. Bu da Gurur ve Önyargı. Bu benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Semra'nın çok sevdiği kitaplardan biri. Ve bana yıllardır önerir bu kitabı. Ben de dedim ki alayım artık, okurum. Öyle. Kitaplar bu şekildeydi. Şimdi bunları bırakıyorum bir kenara. Onun dışında yine Black Friday'de kıyafetten ziyade dermokozmetik ve her zaman kullanabileceğim ürünlere yatırım yapmaya çalıştım. Onlardan bir tanesi de daha dün açtığım La Roche-Posay'in temizleme jeli, yüz temizleme jeli. Jeli. Konuşmayı unuttum. Daha yeni kullanmaya başladım. Eminim güzeldir. Herkes çok memnun kalıyor. Tek bir arkadaşım hani çok beğenmedim demişti ama bakalım, yani kullandıktan sonra zaten fikirlerimi paylaşırım sizinle. Kahvem bitmişti. Ben de gittim Starbucks'tan House çekirdek kahvesini aldım. Ben normalde House'u hiç denememiştim. Bunu da yine bir arkadaşım önerdi. Bayağı da güzel. İçimi falan acı değil ama öyle hafif bir kahve de değil. O yüzden sevdim. Zaten medium roast bu galiba. Aynen, medium roast. Bence gayet güzel. Size Guatemala almıştım bu arada. Kendimi hatırlattığım iyi oldu. Instagram'daki çekilişime katılmayı unutmayın. Sizin için yaptığım çok güzel bir Starbucks çekilişi var. Kahve içerikli. Ona da bakmak isterseniz Instagram profilime beklerim. Ve tabii ki bu kahveyi neyde demleyecektim? Normalde French press'te kahve demleyip kahve içen bir insanım ama son zamanlarda hep moka potlara gidiyordu gözüm ve ben de o yüzden kendime küçük bir moka pot aldım. Bu bana bayağı yetiyor. Ben bununla espresso yapıp üstüne su ekleyip americano yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Trendyol'da bulduğum uygun fiyatlı moka potlardan biriydi. Üçlü demlik olarak geçiyor. Yani 3 shotluk çıkarıyor. Ama tam 3 shot değil, böyle 2 shot gibi çıkarıyor. Bana gayet yetiyor üstüne su eklediğim için. Bunu da moka pota göre çektirdim. Tavsiye ederim. Eğer kahve içmeyi çok seviyorsanız, espresso, americano gibi kahveleri daha çok seviyorsanız mutlaka bakmanız gerekiyor bence. Aşağıya linklerini bırakırım. Bitmemiştir diye düşünüyorum. Böyle ürünler pek kolay bitmiyor. Son olarak aldığım şey ev terliği arkadaşlar. Bunu bayağıdır giyiyorum ama. Klasik ev terliklerinden aldım. Pofidik. Azıcık o pofidikliği gitti ve tabanları da biraz çökmeye başladı. Bu arada ben beyaz rengini söyledim ama krem rengi geldi bana. Fena değildi ama bunun linkini çok bırakmak istemiyorum. Çünkü aşırı memnun kalmadım. Bu kadar sanırım aldığım şeyler. Bakıyorum başka aldığım. Ha var var. Ne var biliyor musunuz? Bu yüzükler. Şu. Bu ikisi böyle ince bir yüzük. Bir de bunun bir küçüğü vardı. Bunları toplu şekilde Koton'dan aldım. Bakın 1, 2, 3, 4. 5 tane yüzük 23 lira falandı. Bence gayet iyi. Çok konuştum. Susamışım. Su çok iyi geldi. Öyle, aldıklarım bu kadar. Şimdi bu odayı bir toplayayım. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz daha sonra. Odayı biraz toparladım. Dün birlikte çamaşır makinesine attığımız çamaşırlardan kuruyanları toplayıp kaldırdım. Şimdi de kendime güzel bir sütlü kahve yapmak istiyorum. Bu espressoyla hiç daha sütlü kahve, daha doğrusu moka potla hiç sütlü kahve yapmadım. Bakalım gerçekten o şeye benzeyecek miyim? Kafelerde falan içiyoruz ya. Espressoyla yapınca daha lezzetli olacağını düşünüyorum. French press'le yaptığımız zaman tam o mantığına oturmuyor. Latte dediğimiz şey espressoya süt eklenmesiyle oluşan bir şey. Süt miktarıyla kahve miktarı değişince de kahvenin adı değişiyor. Kahvenin mantığı direkt bu zaten. Biraz bundan yapalım çünkü biraz başım ağrımaya başladı. Ve ben her gün kahve içmeyi çok sevdiğim için bazen böyle kahve içmediğim günlerde başım ağrıyor. Ona da bağlıyorum şu an. Yani umarım ondandır. İlaç içmek istemiyorum sürekli kimyasal. Kahvemizi yapalım.
sabah kalktığımdaki havayı göstereceğim. Hazır mısınız? Sesini kapatsam iyi olacak. Sisten hiçbir yer gözükmüyordu. Ve böyle bayağı kapalıydı. Bir anda güneş açtı şu anda. O yüzden de evin içi çok sıcak oldu. İstanbul'un havasına da hiç belli olmuyormuş. Şu anda onu fark etmiş oldum. Önümüzdeki cumartesi, pazar ikinci üniversitenin vizeleri var. Cumartesi günü midterm'im var. Pazartesi de bir tane midterm'im var. Yani 3 gün boyunca üst üste bir sürü sınava gireceğim. O nedenle yine planlı olmak gerekiyor ki son ana kalırsa hepsine birden çalışamam. İkinci üniversitede çalışacağım 4 tane ders var. Aslında 5 ders var. Biri İngilizce, onu artık saymıyorum. Kolay olur çünkü. Diğer 4 derse çalışmam lazım maalesef. Döktüm. Kendime koltukta güzel bir köşe yaptım. Şimdi karantina köşesi gibi oldu bak. Güzel oldu. Tadına bakıyorum. Cidden çok güzel olmuş. Latte gibi değil de daha çok cortado gibi falan olmuş. Kahvesi daha yoğun olmuş. Liste yapacaktık. Tamam, şuradan ajandamı bir alıp geleyim. Şimdi bunu nereye koyacağım ama? Buraya koysam durur mu? Ama çok saçma. Bugün günlerden cumartesi. Dünkü yapılacaklar listesinde ne yazdığımı unuttum. Ona bir bakmak istiyorum önce. Çamaşır at, market alışverişi. Market alışverişine ihtiyacımız kalmadı. Yani evde bir sürü yiyecek şey var. O yüzden markete gitmekten vazgeçtik. Çamaşırları da attım. O yüzden aslında dün yapmam gereken çoğu şeyi yaptım. Sadece videonun sonunu çekmemiş oldum. Ama bugün çekiyorum. O da çok büyük bir problem değil. Instagram'dan dedim ki bu videoyu, yani şu anki çektiğim videoyu, her zamanki videoyu yüklediğim gün ve saate çekiyordum. Ama sonra dedim ki bugün ve yarın nasılsa karantinadayız ve benim de aslında çok önemli yapmam gereken bir şey yok. Videoyu editleyip yarına yetiştirebilirim. Karantinada izlemesi de zevkli olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yarın yayınlayayım mı dedim ve şu an %97'ye %3 yarın yayınına çıktı. Hatta size de göstereyim. Haftada 2 video yüklemeye çalışayım diyorum. Şu önümüzdeki 2 haftayı atlatabilirsem de bu haftalarda bile 2 video yükleyebilirsem bundan sonra zaten her türlü yüklerim diye düşünüyorum. Böyle dedi ve yükleyemedi olmaz umarım. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Benim haftaya cumaya bir tane rapor teslimim var yine. Bir tane panele katıldık biz. Onunla ilgili bizim reflection yazalım istiyorlar. Ben onu bugünden halledeyim ki sonra şey sıkıntısı olmasın. Yani ödev sıkıntısı olmasın ki sınavlara dönerek çalışabileyim. Reflection, deadline. Tabii ki bugün videoyu izlemem lazım. Video edit. Gerçekten de yapacak işim yokmuş. Bakar mısınız? Sadece bunları yazabildim. Neyse şimdi kahvemi içeyim. Birkaç bölüm Fransızcayım yine ya da bir şeylere bakınırım. Ondan sonra yine görüşürüz. Yemek falan yaparız belki. Karantinada neler yapılabilir ki başka? Size ajandada bahsetmiş olduğum panel reflection ödevimi yapamadım. Çünkü tekrar izlemem gerekiyor paneli. O yüzden onu bir kere daha gözden geçirip sonra raporunu çıkaracağım. Muhtemelen yarın yaparım. Instagram'a çok güzel bir reels yükledim. Instagram fotoğraflarımı nasıl düzenlediğimle ilgili. Şimdi de elimde ojeyi sallıyorum. Siz de ojeyi sürmeden önce böyle sallıyor musunuz? Benim tırnağımda hep gördüğünüz ve bununla eğer video çekersem ya da story atarsam her zaman en az bir soru geliyor. Pastelin 106 numaralı nude ojesi. Yenisini almam lazım. Bunu sürdükten sonra edite başlamayı düşünüyorum. Bir an önce yarını yetiştirebileyim. Akşam da belki güzel bir film izlerim. Blue TV'den güzel bir dizi izleyebilirim. Bakın size şimdi rengini göstereceğim. Göz altlarıma bir çözüm bulmam lazım. Saat 23.50. 12'ye 10 var. Editi yapıyordum tam. Hatta sonuna geldim. Ama tabii ki kapanışını yapmamışım. Kendime bir çay yaptım.
Ve de dedim videonun sonunu çekeyim. Ondan sonra artık son halini ekleyip videoyu yüklemeye bırakacağım kaydolduktan sonra. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa bir video oldu sandım. 10 dakikada bitecek sandım ama gerçekten de uzun bir video oldu. 2 gün boyunca sürekli konuşarak video çekince böyle oluyor. Bu kadar söyleyeceklerim. Bundan sonra ev haliyle daha çok video gelecek. Tahmin edersiniz ki kısıtlamalar devam ettiği sürece. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Tarçın kokusu bana hep kışı hatırlatıyor. Tam kış çayı bu ya.